Devre arası da Mehmet Yılmaz'la birlikteyiz Haber merkezinde Mehmet Yılmaz bir birlik beraberlik evet. var ama hücumu düşünen, golü düşünen bir Trabzonspor var. Bunun altını çizmek lazım herhalde ne dersin? Evet şok bir golle başladı Trabzonspor takımı ama belki de sezonun en iyi futbolu söyleyebilirim. Belki skor tatmin etmese de çok doğru işler yaptı Trabzonspor takımı. Yani Zaten birazdan istatistikleri detaylandıracağız. E, oyun içinden ne yapılması gerekiyorsa bütün her şeyi denedi oyuncular. Yani e, birçok oyuncu var. Trabzonspor'un tabii ki kadro derinliği çok fazla olan bir takım değil ki. Özellikle de Edgar e, Abdulkadir Parmak da cezalı. Bunun da tabii ki altını bir çizelim. Bugün e, Kayseri Spor'a golün dışında hiçbir pozisyon vermiyor. Bir tane de ilan parlağın bir pozisyonu var. 12. yanılmıyorsam 12 ya da 17. dakikada. Hı hı. Onun dışında maçın tamamen hakimi Trabzonspor takımı oynayan oynamayan, ben bir tane sahada mücadele etmeyen, koşmayan ve de doğru iş yapmayan hiçbir oyuncu görmedim. E Zaten Trabzonspor'un hücum attığını söylüyor. Biz arka tarafta iki tane stoperi. Müthiş değil mi hücum attı? Bir, yani bugün Vakeme, Ekuban, Canini, Bakesetas. Bakesetas. Ki onların arkasında oynayan, zaman zaman hep oynamayan işte Baker ve Flavio'nun da hı hı. E, pozisyon alıp top kesip ve öndeki oyunculara oynayıp e, hızlı atağa yönlendirme çok da etkiliydi. Bugün çok doğru işler yapıyor Trabzonspor takımı. Ee, böyle oynadığı sürece şu soru geliyor as aslında aklıma. Hani biraz önce girmeden senle de konuştuk. Ee, Trabzonspor takımı böyle oyun oynamış olsaydı... ...zaten skoru almasa bile hiç olmazsa şunu gösterebilirdi. Yani Trabzonspor takımı çok büyük takım. Ama şampiyonluk potasında belki de daha üst taraflarda olabilirdi ki... ...sezon başı yanlış hoca tercihinle buraya kadar Hı. gelmiş olmasına rağmen... Abdullah Hoca ile birlikte Trabzonspor takımı inanılmaz bir ivme kazanmış. Ben şunu söyleyemiyorum maç üzerinde. Trabzonspor takımı e, kopacak, dördüncü mü bitirecek acaba? Sadece sıralamadaki yeri dördüncü mü olacak diye derken. E, bugünkü maçı kazandığımız zaman öteki maçlara bakmadan Trabzonspor takımının e, o araya girebilir mi? Ya ikinci üçüncü olabilir mi? neden olmasın? Çünkü puan bu bu oyun... cetveline baktığımızda biraz arkadaşlarımız burayı da vereceklerdir. Ee, kazanırsa 59 puana çıkacak. Yani... 61 puanı var Galatasaray'ın. 62 puanı var Fenerbahçe'nin. Bir de bu oyun. Şimdi şunu Bunu tartışabiliriz bir oyun var. Eğer ki dördüncülüğü garantilersen şu olabilirdi. Çünkü hedeften kopma çok kötü bir durum. Yani 7-8 hafta süreci ne olursa işte çok fazla senin önemseyeceğin bir durum olmaz ama Böyle durumlarda Trabzonspor takımı e, gireni çıkanıyla ile oynayanı oynamayınca Trabzonspor takımı gerçekten iyi bir takım olmuş. Kaliteli bir takım haline gelmiş. Bunda tabii ki Abdullah Avcı'nın çok büyük payı var. Ama hücum hattın eğer etkili oluyorsa Trabzonspor takımı arka tarafta oyuncular ki Edgar oynamamasına rağmen onun yerine oynayan Vito, e, Macit Hüseyin'i de Hüseyin bir iki tane kritik pozisyon var. Pasarası yaptı. Hı hı. E, ne kadar doğru oyuncular olduğu Trabzonspor takımında çok net olarak belli oluyor e, Pedro Henrique'nin taşıdığı topta Mudat Çelik de golü bulmuştu Kayseri Orada Hüseyin Türkmen ki en çok eleştirilen isimdir herhalde Ama Trabzonspor'da. Doğru. Yine eleştirilecektir. Doğru. Şöyle bir şey var. Şimdi Hüseyin'in orijini tam bir sabek değil. Hüseyin Stopa. Benim de çalıştığım ki. bir oyuncu. Ama e, o pozisyonlarda çünkü belli. O tarafı zaten Pedro Henrique'yle çok fazla kullanan bir Kayseri Spor takımı Hı. var. Hep o pozisyonu orayı kullanmaya çalışıyor. Bir tanesi de golü buldu. Ama orada biraz daha tabii ki birebir bırakmamaları lazım. Orada işte Macit Hüseyin'in yerine o tarafa Macit Hüseyin'i veya Flavio'nun biraz daha yakın olması lazım. Tabii. Daha sonrasında bunu çözdüler. yedikten sonra döndü aslında. Pedro Henrique'ye yetişti. Tabii. Ama... E stoperlerden bir destek gelmediği için elindeki çizgi ya. üzerine çok boş kaldı. Muğdat'a da aldı, at dedi. Tabii orada biraz ben sadece Hüseyin'e burada kabahat bulmam. Çünkü hı hı. çok hızlı bir oyuncudan bahsediyorsunuz. Tamam pozisyon hatası yapmıştır Hüseyin e ama orada stoperlerin veya bir orta saha oyuncusunun gelip oraya kademeye girmesi lazım. Ee, Kayseri Spor takımına bakacak olursak Kayseri Spor takımın hücum hattında 3 tane çok çabuk oyuncu var. Ee, i̇stediği zamanda iyi iş yapabilir ama Trabzonspor takımı o kadar sağ içi parselizasyonu doğru yaptı ki e, onlara 17. dakikadan sonra pozisyon vermedi. Paslara biraz Diğer daha bakacağız. Diğer çıkmakta zorlandı Kayseri Spor. Kim zaten, golü bulmasına ön rağmen. Ön baskı yapıyor Trabzonspor. Yani beşin ka topu kaybettiği yerde Trabzonspor takım belki de hiç yapmadığı bir şey yapıyor. Hemen topu kazanmaya geçiyor ki bunu da çok doğru yaptı Trabzonspor takım bugün. Çok keyif aldım. Yani e, ilk 45 dakikadan skor tatmin etmese de e, oyun olarak Trabzonspor e, çok iyi sinyaller verdi. İkinci yarı Hı -hı. maçı koparacak gibi görünüyor Trabzonspor. Bakesetas muhteşem bir gol attı ama golü atana bakarken biraz da attırana da bakmak lazım. Evet. Ee, öyle bir topu attı ki Vakem'e. Denedi bunları da. Evet. Yani bunların önce de var. atılan bir top ama Bakesetas da göğsüyle yumuşatıp dönüp ya, vurması işte hani biz muhteşemdi. Çilingir diyoruz. yani Trabzonspor'u o işte transfer edilirken böyle oyuncular sadece golü forvet oyuncularından Hı -hı. beklemeyeceksiniz. Yani bir orta saha gibi görünen on numara pozisyonu olsa da orta saha oyuncularının da skora çok katkı yapması lazım. Bakasitas ne kadar doğru bir transfer olduğunu bugün de gösterdi. Hücum hattı bu kadar hareketli olursa e, Kayseri Spor takımı kimi alacağını şaşırdı. Çünkü e, merkezde başlayan Canendi bir solda bir sağda. Vakami bir sağa gidiyor bir sola. Orayı çok iyi karıştırdılar ve de e, o kadar iyi e, paslaşarak geldiler ki Trabzonspor. Hem kenarları kullandı hem merkezden de hücum yaptı Trabzonspor takımı. Demek ki o üç tarafta dördü de katayım Bakasitas da koyalım oraya. O dört tane oyuncu hareketli olduğu zaman orta sahne işi de çok da rahatlıyor. Uğurcan'ın golle yapabileceği hiçbir şey yoktu çok yakın mesafeden vuruşta. Onun dışında Trabzonspor çok fazla pozisyon da vermediği için e, Uğurcan rahat bir maç çıkarıyor diyebiliriz. Doğan Alemdar'ı evet. genç kale için evet. konuşmak lazım. Evet. Ümit Birliği takımında da forma giyiyor. Evet. E, Sırbistan Onun... maçında da kaledeydi Aspor ekranlarından nakden indiren maçta. Evet. Bakir setası bir kafa Müthiş vuruşunda kafa. inanılmaz çıkardı. o Bir de Ekuban'ın bir şut pozisyonu evet. var. Onu da çok iyi çıkardı. Golde de ayakta kaldı aslında doğruyu yaptı ama bak Esetas öyle sert vurdu ki orada yapabileceği <laughs> ya. bir şey yoktu. Ama erken yatmamalı kaleciler diye hep konuşuyoruz evet, evet, Mehmet evet, Hocam. Evet. Orada doğru pozisyon aldı bence. Tabii de. ya bir de şu var ben biraz da şuna bakıyorum. Yaşı çok genç ama kalede çok rahat. Evet. Ya belki, oynuyormuş ha, gibi. O rahatlığı da tabii ki şu da var. Burada e, hem hocaları da çok büyük iş düşüyor. Çünkü... Kayseri Spor diye söyleyebileceğim çok iyi bir kaleci 19 var. 19 yaşında 2000 doğumlu. Olmasın. Tabii yani şimdi 19 yaşındaki bir kaleciler zaten ligimizde inanılmaz kaleciler var. E, Kayseri Spor için de Türk milli takım takımı için de çok önemli bir kazanç. İlk yarıda da bence çok kritik kurtarışları var. Rakamları da bakalım. Toplu oynama seninle yayına girmeden önce tahmin ettiğin gibi Trabzon'un ezici bir üstünlüğü evet. var. %77'ye 23'lük bir Oran yakaladı ilk yarıda Trabzonspor ikili mücadelelerde %54'e %46 yine Trabzonspor'un üstünlüğünü evet. görüyoruz ki bu rakamlar her şeyi anlatıyor zaten. Eee evet. pas arası, 7 pas arası var, iki uzaklaştırma, e, top kapma sayısı 2 Karsel Spor'unda 7 top kapma, 4 pas arası evet. ve 10 uzaklaştırma yaptığını görürüz ki Trabzonspor'un kaleye nasıl yüklendiğini de gösteriyor bu. İşte bu e, pas, biraz da daha... isabetli pas sayısı. İnanılmaz bir rakam. 383'e 78'i ilk, şey, yarıdan, 78, ilk yarıdan bahsediyoruz. Yani maçın geneli değil. Ve pas isabeti oranı da %92. Evet. Trabzonspor'un isabetli pas oranı. %64 Kayseri Rakip sahada pas bu da çok değerli bir Evet bilgi. en önemli. En önemlilerden bir tanesi %85. Trabzonspor'un ne kadar Trabzonspor. çok istediğini ve ki mağlup başlıyorsun maça. Hı -hı. Yani şok bu golden başlıyorsun. Ondan sonra arayan, hiç vazgeçmeyen bir Trabzonspor takım var ki stoperleri de zaten Abdullah Hoca genelde orta sahaya çıkartıyor. Kayseri Spor zaten çok çekildi. Trabzonspor o kadar üzerine geldi ki mecburen e, Kayseri Spor'un forvet oyuncuları orta sahaya kadar gelmek zorunda kaldı. Vitor Hugo'yu genelde hoca e, bir stoper olarak ön tarafa çıkardı. Yani Macit Hüseyin'e kalıyor. Ayaklarında genelde çok iyi tabii Vitor Hugo evet, Ya iki tane kritik pozisyon var aslında belki çok etkili gibi görünmüyor. İşte o pas aralarını çok iyi yaptı. Çok iyi yapıyor. Ya, kesici özelliği de var. Lider vasıflı bir oyuncu. ama Macit Bugün Hüseyin Edgar de, olmamasına rağmen tek başına tabii şimdi defansı toplamaya çalışıyor e, Hüseyin ile birlikte. E, Abdullah Hoca'nın şöyle bir şeyi var. E, bu dönemde tabii ki çok istiyor takımda kalmasını. Bugün Hı. biraz daha da net belli oldu yani Macit Hüseyin'in neden istedi? Çünkü iki tane oyuncum var ama arkada e, işte sakatlık, cezalılık, formsuzluk bir durumda. Arkada çok kaliteli bir oyuncu var. Onun da çok büyük talipleri var. E, e, tabii İran milli takımda oynuyoruz. Bir de şimdi şunu biliyorsun. Eğer sezona başlayacaksan, şimdi sen ben stoper oyuncusuyum. İki tane önümde bu takımda bir şey olmadıktan sonra kesilmeyecek iki oyuncun var. Uyumu tabii. yakalamış bir oyuncu. E, sen eğer gitmezsen e, tabii ki e, milli takımda da belki oynamayan oyuncu en kötü şey. Hemen ısı haritasına da bakalım. Trabzonspor'un bu bölgelerde çok etkin olduğunu görürüz He. ki. Hani izlemeyenlere şunu da söyleyeyim. Çok keyifli bir maç. Çok. Çok. Hani illa Trabzonspor'u, Kayseri Spor'u tutmanıza gerek Hiç. yok. Futbolu seviyorsanız ilk yarıda çok şey kaçırdınız. Yani futbolun doğruları var. Aynen öyle. İki takım da futbolun doğrularını Kayseri yapmaya çalışıyor. Da, Kayseri Spor'un da üç şutu var. ikisi isap var. etti yani. Ki kaçan ikinci eğer orada ilan parlağın bir pozisyonu var kafa. Doğru. Eğer o girmiş olsaydı olay çok farklı yerlere gelebilirdi. Hani Çünkü 2-0 olacak. Şu ısı haritasına göre Trabzonspor, Baskül oynadı. evet bunu evet, görüyoruz evet. ama Hani Kayseri Spor'un da tırnak içerisinde çok kapandığını falan düşünmeyin. Kayseri Spor da pozisyonlar evet. buldu. oyunu da çirkinleştirmedi. Yok, hiç. Müthiş bir ilk yarı izledik. Ben keyif aldım. Yani uzun süredir ben sadece Trabzonspor üzerinden bahsetmiyorum. Hı -hı. Yani Böyle oyun olsun sıkıntı yok. Ya bir Keyif alalım. Biz Tabii, futbol... Şu futbolda kaybedince de kızmaz ya taraftar. Futbol oynamayı özledik. Futbol izlemeyi biz özledik. Hı -hı. Onu söyleyeyim. Çünkü birçok yıldız oyuncu var. Birçok takımımız var. Ama ortaya çıkmayan sürekli bizim konuştuğumuz bir şey var. E biz futbolu konuşamıyoruz. Yani oyunu konuşamıyoruz. Bugün şunu söyleyebilirim. Skordan bağımsız. iki takım da çok iyi mücadele ediyor. Ve sahada baskın olan şu an ilk 45 dakikada e, Trabzonspor takım. Hakeme de hiç düşmedi. Futbolu evet. konuşunca sadece akıllarda futbol olunca pozisyon da yok. Hakemlik yani. Hakemi konuşabileceğimiz yani, en rahat. Yani, maçın yönetti herhalde. Hocalar için de tabii ki hakem şansı versin diyoruz her zaman. Hı -hı. Ama Biraz da bence oyuncularda da çok büyük iş var. Ha bu maç üzerinden çok kritik pozisyon yok. Şükürler yok, olsun öyle bir yok. şey yok. Ama oyuncuların da bence saha içinde çünkü sağdan gelmiş birisi Hı -hı. olarak oyuncuların da bir noktada hakeme artık yardım etmesi İyi lazım. İyi niyetli olması Özellikle lazım. Özellikle bu sıkışık ve de sürekli hakemlerin konuşulduğu haftalarda, kritik haftalarda biraz da bence oyuncuların da hakemlere Avrupa yardımcı olması lazım. Avrupa liglerinde yerde en fazla kalan ülke ligi hangisi? Türkiye. Türkiye. E bir de şu var artık... Yani bu resmi bir araştırma. Veri. Her şey ortada. Bir de şuna bakmak lazım. Yani oyuncu kardeşlerime de şunu, şunu söyleyeyim. E, ya şimdi ikiyiz. bu 10 sene önce değil. Birçok kamera var. Hı -hı. Sizin yapacağınız her şeyi akşam çok net olarak ortaya Tabii. çıkacak. Yani onun için bazı şeyleri yaparken... Artı bundan... var ortaya çıkaracak. Zaten yani bir baz... şey de elde edemeyeceksiniz. Ya işte oyuncunun bir de şu var. Kötü de bir görüntü çıkıyor Hı -hı. ortaya. Yani sen şimdi dirsek giyiyorsun. Ya buraya geliyor. Sen buranı tutuyorsun. E o zaman hem izleyenler hem de hakemi de zor durumda bırakıyorsun. Ya sıkıntı yok. Tabii. Biraz da oyuncuların bence hepsi için demiyorum. Bazı oyuncuların biraz daha iyi niyetli olması lazım. Kadrolar ekranda. ikinci 45 dakikada hamle bekliyor musun Trabzonspor'dan? Trabzonspor'un zaten hani derinliği yok. İki tane oyuncusu cezalı. E, hücum Şöyle hakkında... bakıyorum hamle oyuncusu kim Hücursu var diye. Yani eğer hücum hattında Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Safa Kınalı aklıma gelir. Safa'yı çok kullanmıyor tabii. Ee, şimdi Hayır, önce... o yeteneği olan maçı evet, değiştirebilecek evet, oyuncular da evet. sayarım ben Safa'yı. Yani, ya yani. Trabzonspor takımı elindeki bence malzemeyle özellikle Abdullah Hoca çok güzel bir işçilik yapıyor. Yani bu kadroyla <laughs> alabileceğinin bence en iyisini alıyor. Bazen çok eleştiriliyor. Hani işte oyun çıkmıyor. Oyun hangi takım çıkarıyor? Bir tek ben Beşiktaş beş takımını gördüm oyun olarak çıkaran. Bizde sürekli hep Söylüyoruz böyle de ben başka takım görmedim çok fazla iyi oynayan. Mücadele ediyor her takım ama e, iyi oynayan bir tek Beşiktaş takım vardı. O da doğaldır yani bu kadar yoğun suçluluk... Alanya'yı sayarız bazı alan maçlarda, Hatay'ı Hatay sayarız. Bunları sayabiliriz. İyi ama... 21 tane takımdan bahsediyoruz. 18 hı hı. takım yok. 21 takım bahsediyoruz. E bu kadar kalite. Ama bir... bugünkü ilk yarıdaki futboluyla Trabzonspor'da sayarız şimdi. Tabii yani Beşiktaş, bu... Hatay, Alanya diyoruz ya. Bugünkü ilk yarıda Trabzonspor'da yani, keyif veren futbol oynadı. Yani, skora bakmıyorum bazı noktalarda. Keyif hı hı. alıyor musun? Yani bu oyuncuları izlerken keyif alıyor musun? İki takım da sizin de söylediğiniz gibi iki takım da oyunu çirkinleştirmeden oynuyor. Futbolun güzelliği bence bunlar. Ee, hak eden kazansın diyeceğiz ikinci yarı. Bol gollü bol pozisyonlu maç olsun. Muda Çelik de uzun yarıdan sonra evet. gol attı. Büyük mutluluk yaşadı. Şanssız sporculardan Muda Çelik. Tabii. Galatasaray'daki uzun süre gol orucunu bozamamıştı. Evet. Şimdi Kayseri Spor'da o da moral bulmuştur. Tabii ee... uzun bir sakatlık döneminden çıktı. Çapraz Bağlar 6-7 ay oynamadı. Ki bu sakatı ben de geçirdim için biliyorum. Hı -hı. Kolay değil geriye dönmek ama Hamza Hoca geldikten sonra da tabii ki ona güvenip eski hocası ona güvenip tekrar onu sahaya sürmek de önemliydi. Bugün Belki Öyle, bir pozisyon geldi. Patlama gücü saha içerisinde yüksek oyuncuları ben seviyorum. Yani, Muğdat'ta yani. da bir tanışıklığım yok ama <laughs> tabii, e, tabii, tekrar sahalara dönmesi, gol atması da beni mutlu etti. bir futbol sever olarak. Aynen bekletti. ben de size katılıyorum ama ikinci yarı Kayseri Spor'un 3 tane çabuk oyuncusu var. hani illa parlak, statik, e, gol vuruşunu iyi yapan bir oyuncu. Yaş gereği de tabii ki tecrübesi Artık var. ama oyuncu. burada Henrike, Muğdat Çelik ve Lennon diye bir oyuncu var. Hı -hı. Çok fazla Trabzonspor onlara pozisyon vermedi yani alan bırakmadı. Alan bırakmış ben olsaydı bu acı da ama defansta da iyiydi. Daha doğrusu takım savunmasında iyiydi Trabzonspor. Trabzonspor'un Abdullah Hoca geldiğinden sonra ne yaptı? Savunmayı sağlam aldı. Trabzonspor e, ...sabırlı oynayan bir takım. Bugün de o sabır gösterdi ama çok doğru işler yaparak ben e, Abdullah Hoca geldikten sonra e, 3-4 tane maç sayarım belki de ilk yarı iyi oynadı. Bu belki de en iyisiydi. Kesinlikle yani geldikten sonra... Şimdi Trabzonspor bu galibiyette birlikte ilk 3 iddiası da sürdürecek. Hatta şampiyonluktan bile bahsedebiliriz. E tabii ki matematiksel yani bu sıkışık trafikte e, bu hafta kaybedilen puanları düşünürsek... Evet. ...denen olmasın demeye başlamıştır herhalde Trabzonspor yani şimdi şuna yanıyor i̇şte taraftar. taraftar bir daha geldi. maçını eğer Trabzonspor takımı kazanmış olsaydı bu maçı da kazandığını varsayalım. Hı -hı. Tabii ki futbol bu. 59 olacaktı puanı o zaman. Yani, şey kazandığında 59 olacak. Yani 59 yapmıyor. Ben hep burası kopacak Trabzonspor burayı garanti altına alacak diye düşünüyordum. Hı -hı. Ama her hafta üsttekiler Trabzonspor belki puan kaybediyor. 2 puan. Ama bir puan 1 puan Trabzonspor'a yaklaşıyor. Kazandığı anda iki puan kalıyor. Yani, ilk üçüncüsüyle. Bu, o, şimdi Trabzonspor'un amacı, puan. Tabi, Trabzonspor takımının amacı bu aralara girmek. Şimdi Hı -hı. şampiyonluk dersen tabii ki bir ilk önce sen ilk önce kendi maçlarını kazanacaksın. Galatasaray da bu haftayı bay geçiyor unutmayalım. Tabii o da var. Şimdi Trabzonspor'un orayı yakalaması için de bu da çok önemli. Kazandığı o, anda iki puan çok kalıyor. Çok kritik bir maç oynuyor Trabzonspor. Belki Kayseri Spor'da keza Hı -hı. aynı şekilde. Çünkü sıralamadaki yeri, aşağıdaki konumu belli. Onlar da iyi mücadele ediyor. Hamza hoca da ben e, daha iyi işler yapacağını Kayseri düşünüyorum. Kayseri Spor'da maç böyle biterse 33 yapacak puanını 16. sırada Çok önemli ama... var. Yani bir puanın da bu sıralamada Tabii, dört çok 4 takımın düşeceğini unutmamak evet, lazım. Evet işte... 21 de... takımla oynadığımız zaman zaman unutuyoruz. Bu sene 4 evet. takım düşecek. Yani Ankara gücü de... E, Onca yani, galibiyete rağmen iyi bir çıkış yakaladılar. Hala düşme hattında. Ya buradan aşağı ben 35 de sayıyorum burada. 35'ten aşağısı burası zaten birçok şey değişecek ama tabii deniz dün kaybetmesi moral olarak da onları e, bayağı aşağı çekti. Çünkü yakalama yakalaması zor gibi görünüyor yukarı. İki takım oyuncuları sahaya geliyor. önce Trabzonspor çıktı. Eee Kayserispor'da bir oyuncu değişikliği hazırlığı var. Trabzonspor'un aynı 11'le geldiğini görüyoruz. Sams Hoca bir hamle yaparak başlayacak ikinci yarıya. Bir değişiklik yapacak. Atama mıydı hocanın yanındaki? İki 2 hamle hocam. birden i̇ki geliyor. geliyor. Atama biri galiba. Evet bir Atama. Yani. İki oyuncu değişikliği birden yapacak Kayserispor. Yani. Trabzonspor'da bir değişiklik var mı? Bir bordo yok. mavili futbolcu görüyorum ama, ama o kenarda yok. Ekuban. Kenar galiba. oyuncusu, kenarda ekuba, ekuba. duruyor. Ekuban. Çünkü... Kayserispor'da Melih Okutan oyuna girdi. <laughs> Muharri'nin yerine evet. bir oyuncu değişikliği gerçekleşti. Ya şimdi Kayseri Alt oyuna dahil oluyor. Hı. E, Muğdat'ın yerine enteresan bir evet. değişiklik. Acaba sakattı dolayısıyla Muğdat'ı aldı ya da... Olabilir bir de şu var da... çok baskıydı. Yani Kayseri Spor takımı çok baskı evet. yediği için daha oyuncu değişikliklerini zaten yapması gereken takım Kayseri Spor. Mehmet Yılmaz var sonunda birlikte olacağız artık futbolda. Skorboard için söz Mustafa Göksu ve konuklarında.